Sizin geleceğinizi duyunca arkadaşlarımız sokağa çıktı ve estetikle ilgili görüşlerini sordu. Çok ilginç cevaplarla karşılaştık. Bir dinleyelim, sonra hocamızdan yorumlarını alalım. Estetik kimileri için vazgeçilmez. Olmazsa olmaz. Özellikle ünlüler dünyası için estetik belki de bir ihtiyaç, belki de bir gereklilik. Hayranlarına daha güzel görünmek her sanatçının istediği bir şey elbette. Peki Türk halkı estetiğe nasıl bakıyor? Estetiğe karşı mı, değil mi? Magazin dünyasında estetikli hangi ünlüleri daha çok beğeniyor? Biz sorduk, halkımız cevapladı. Estetikle ilgili misiniz? Hayır. Yani ben, sıcak bakıyor musunuz? Ben karşıyım öyle şeylere gerçekten. Bir sağlık sorunu olmadığı zaman sadece görüntü olarak yapılmasına ben de karşıyım. Sadece görüntü için yapılmasına karşıyım. Hani nefes tıkayan bir şey olur veya sağlığı engelleyecek bir şey olur. O şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ajda Pekkan. Ajda Pekkan yani yaşına göre gerçekten süper bir bayan. Güzel bir bayan. Yüzüne baktığınızda çok başarılı buluyor musunuz sizce estetik olarak? Yaşına göre gerçekten çok başarılı buluyorum. Ajda Pekkan o herkes için tabii ki bir idol. Ama onda da çok belli oluyor. Peki yakıştırıyor musun? Ya ben onu ayrı bir şekilde beğeniyorum. Kendisini çok beğeniyorum zaten. Estetiği çok yakıştırdığın ve gerçekten güzel olmuş dediğin ünlü isimler var mı? Aslında yok diyebilirim. Çünkü estetik her şekilde kendini belli ediyor. Özellikle burnuna çok yaptırıyorlar ve elmacık kemiğini. O da zaten direkt kendini belli ediyor. Ve ünlüler kendini çok baştan yaratacak şekilde yaptırıyorlar estetiği. Hani ufak oynamalar yapan çok az insan var. Evet, gençken böyle konuşmak çok kolay ama ileri yaşlarda o zaman yine aynı kişileri 30-40 sene sonra tekrar mikrofona almak lazım. İnsanın beklentileri değişebiliyor yaş ilerleyince. Tabii bulunduğunuz iş de bunu çok etkileyebiliyor. Evet, şimdi